Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi yepyeni Fethisel İşler'den merhaba. Bugün Eren'le benim maşayı değiştireceğiz. Eren'in maşa Rakşak Recon. Bunun 32 mm kalınlığı var arkadaşlar. Şu bacağın kalınlığı şöyle mesela hani. Rakşak Recon güzel bir maşa. Bunun da 28 kalınlığı var, ince bir maşa. Rakşak XC28, XC30 falan yazıyor işte, ne alakaysa. Bunları değiştireceğiz. Benim maşa 100 mm, bu 120 mm işte. Bu bayağı güzel çalışıyor. Prelat, rebound falan hepsi aktif. Benim hiçbir ayar çalışmıyor. Bakalım nasıl olacak? Merak ben ediyorum kullanışını. Ben. Evet, sadece değiştireceksin. Bu kaç para? 100 lira. 100 liradan hemen ayaküstü maşa değiştirme. Cemil Bey Bug Shop sunar. Hadi. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi maşaları değiştirdik. Hard tail gibi durdu. Bu Dartboard'un şey bisikletleri var. Normal ITC gibi ama önde 160'lık maşa olan falan bisikletleri var. Onlar gibi böyle bir hoş durdu. Buraya bir fotoğrafını koyarsın. Evet arkadaşlar, buraya fotoğrafını koyarım çünkü büyük ihtimalle anlamadınız. Garip anlattım zaten. Çok yakıştı. Eren'in bisikleti de böyle otistik durdu. İğrenç oldu. İğrenç durdu. Bitwin'lerin zaten kadro biraz kalın oluyor. Maşa iyice ince geldi. Bir de burada böyle bir spacer şeyi oluştu. Kulesi. Burası da ayrı bir iğrenç durdu. Bakalım sürüşü nasıl, çok merak ediyorum ha. Hem hadi görüşürüz ya, ne anlatıyorsun? Bani gelir mi hocam? Bani gelir mi hocam? Brezilya lan, gözlükleri gördün mü? Oğlum çok güzel lan. Ay. Bak şimdi anlayacağım abi, gideyim bak. Ne demek istediğini. Bisiklet var ya, gayiş. Aga maşa lazım bisiklete. Asil. Evet, asil durdu. Beyaz böyle çocuksu gösteriyor. Burada güzel çıkıyor mu lan? Ha, baksana. Instagram'a bir foto alayım. Unutmadan dur. Arkadaşlar şimdi burada Eren el sürtmeyecek. Burası dik ve yok aga, alışman lazım. Ama çok güzel bırakacak. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi yepyeni fantezilerden devam ediyoruz. En son bisikleti bu arada biz çok güzel şeyler yaptık. Ama bunların videosunu çekmiyoruz genelde öyle. Ayaküstü oluyor. Gelin hemen anlatayım. İlk önce biz bu sele borusunu komple siyah boyadık. Bunu ben simli mora boyadım. Böyle hafif siyahla karışık, çok tatlı oldu sele borusunu. Sele borusunu vidalı yaptık. Gördüğünüz şekil. Kelepçe değil, alyanlı. Zaten sabit kullandığım için çok da şey de olmuyor. Pratik bir açısından. Sivok kapaklarını simli mor yaptım. İğrenç. Belli olmuyor zaten. O da. Hatta bir ara arkadaşlar komple düşündüm bisikleti yapmayı da. Çocuk işi durur dedi. Zamanında Bitwin'i tanıtırdım burada. Yeni ah be. Burada Efe ile lastik fırlatırdık. Efe de yok artık. Evde ne yapıyorsa artık bilmiyorum aktiviteleri. Ama tişörtü burada. Ha, Efe'nin tişörtü burada. Hala yaşıyor. Yıllardır. Evde Murat gibi aktiviteler yapmıyordur inşallah. Neyse arkadaşlar, boğazı indirdik. Boğazı en aşağıya aldık. Gidon boğazını komple işte. Gidon aksamını. Daha böyle stand hesabı. Böyle cime. Daha bisiklete şeyler yapılacak. Böyle kısa bir anlatayım dur. Şöyle bir spoiler vereyim. Çok temiz indim ha. Temiz indin de. Arka sonra ön. Temiz. Bu adam kim? O adam çiğ köfteci amfişi getirmiş. Amfişi ne yese? Ne harbiden ya. Bu akşam yine bir çiğ köfte partisi mi var ya? Yok. Ne alaka bu? Oğlum tipe on. Murat sen nereye? Antalya mı gittin oğlum? Bu yanıklık ne? Bu yanıklık ne biliyor musun? Aga harbi zenci olmuş. Zenci göt olmuşsun oğlum. Ya. Bu ne lan böyle? Şey. Aga en az 4 saat falan top oynayınca böyle olacak. Adam lig olmuş. Şimdi annesiyle görüştüm arkadaşlar Murat'ın. Murat'a 10-15 civarı bir bisiklet bakacakmışız. Bu ay içerisinde. Şimdi Muratların gizli Bodrum'u biliyoruz. Öyle. Arkadaşlar şimdi fırçı topluyoruz.
Oğlum biraz şey çekil. Bu var ya biraz uğraştıracak bizi. Biraz. Eski gidon, gidon boğazı, yeni gidon, gidon boğazı. Adam gençleşecek. Man. Adam sarı kola getirdi la. Fren tutuyor ama. Çok geride tutuyor bir. Tutmuyor yani. Çünkü ters. Ne güzel anlattın lan. Çünkü ters. Ya. Ah geliyor. Pompala. Bir şey yaparsan. Öyle bir şey yaparsan. Bak ya bak. Niye çekiyor? Gezekal gezekal. Sen yapacaktın. Star Wars savaşı. Hey Allah'ım ya. Dur. Bak. Oğlum siz niye bu kadar cıvıtıyorsunuz lan? Adam bok göndermiş. Hayatımda açtığım en garip kargoydu herhalde. Ulan dışında meşhur bu bok poşetlerinden vardı. Onu açıyorsunuz. Ülker bebe çıkıyor. İyi günlerde kullanın sevgilerle yazıyor. Onu açıyorsunuz. Bir kutu daha cici bebe çıkıyor. Onun içinden de kalıpları çıkartıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Ondan sonra ufak bir tane naylonun arasından aktarıcı çıkıyor. Çok değişik. Ama helal olsun aktarıcı falan arkadaşlar. Cidden sıfır gibi ya. Tertemiz. Deur M5100. Açayım mı? Aç. Oğlum çok güzel bir istat. Ben kitlemesini aşırı merak ediyorum ya. Kocaman lan. Bunlar bir çok büyük lan. Bayağı büyük. 51 TL destekliyor ya. Has. Ne kadar kolay açıldı. Görmeye bak. O abi ver. Allah aşkına. Bak şunlara bak. Çok iyi lan. Dostum şu aktarıcıya bak man. Arkadaşlar gene Eren bisikletine bir şeyler almış. Bisikleti full işte arkadaşlar. M6100, M5100 set. Bu Deor'un serisinde yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz mesela bu M6100 Deor'un en yeni serisi. Shimano Deor'un. Arkadaşlar aktarıcı bir karış. Abartısız. Dişlileri böyle 13 kocaman. 13'te kocaman. Çok değişik geldi. Çok köle gibi hissettik ya. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi aynı kolu değiştirdik. Çok tatlı durdu. Vites sistemi gördüğünüz gibi bu şekil şu an. Ne oluyor lan? Kurguya gel ya. Güzel oldu mu? Güzel oldu gibi. Arkadaşlar böyle 1x9 işte. Ön tekli arkada 9 vites. 11.40 olan. 10 numara. Deor vites. Cacurt. Jant stickerlarını söktük. Ama bir şey boş durdu açıkçası. Ben tek kar lastik yazısı ya da bir jant stickeri istiyorum. Maşa stickerlarını söktük. Burayı boyayıp işte stickerlarını alacağız tekrar. İçerideki stickerlar duruyor. Belki şakası istiyoruz. Gelecek. Kargo kek. Nerede onları bisiklet? Bu ne lan? Eve bak Allah'ım ya Rabbim ya. Kayış. Adamın SLX freni var lan. Ben de ne diyor bu değişikliği? Arkadaşlar. Eren... SLX fren almış. Oo. Nasıl aga? Güzel aga. Güzel derken çok açıklayıcı oldu. Değil mi? Çıkart bakayım dışarı oğlum çok merak ettim lan. Oğlum ben heyecanlandım lan. Orada değil yani. Ha evet 200 tane pizza. Yani aga. Vay vay ama vay. Bir sürü şey var lan. Rakşak Judy. Halet çıktı. Oğlum yaylı maşa gelmiş.
Arkadaşlar neyse anlatayım. Sen beni çeksene. Sen boğula arkadan. Akıl sağlığını kaybet. Boğulamak bu arada arkadaşlar akıl sağlığınızı kaybetmek demek. Arkadaşlar biz Eren'e Rakşak Judy bir maşı almıştık. Buna da bu arada 5800 lira para verdik. İndirimde olduğu halde. Eren'in eski maşasını sattık. Rakşak Svekon vardı. Bir eski model. Bu en yeni modelli arkadaşlar. Bunlar yeni çıktı. Böyle kapkara. Sticker mitiker yok üzerinde. Sadece şurada bir Rakşak yazımız var. İşte bir bant yazısı falan. Çok sade duruyor maşa. Evet çok sade. İşte sadece özellikler falan geliyor. 29 jant, 100 milim çalışma mesafesi falan. Burada da ne yazdı? 29 jantı da bu arada mecbur aldık yani. 27.5 almamış. Bir de biz bunu dediğimiz gibi işte havalı süspansiyon olarak almıştık. Air süspansiyon olarak. Bize yaylı geldi. Yani gene işimizi görür ama havalı maşa geleydi keşke. Bu arada arkadaşlar maşı Erdoğanlar bisikletten aldık. Normalde de çok güzel bir site. Herhalde bir karışıklık olmuş. Gerçi çok da sıkıntı değil de. Yani air olsa daha güzel olurdu havalı. Aynen ama iadeyle uğraşmayacağız. Yeter artık. Aynen. Erdoğanlar bunu duyuyorsan bir tane 27.5 havalı maşa gönder bana. Aynen bana gönder abi. Lazım. İndirim kodu falan da olur. Yüzsüzlüğe gel. İşte kilit var normal. Bu arada içinden şey de çıktı. Normal gidondan kilitlenme mekanizması. Nerede? Rakşaksın. Onu da gösterelim. Onu da satacağız büyük ihtimal. Hani kullanacağımız bir şey değil. Şöyle almak isteyenler ulaşabilir. Aynen almak isteyenler bu direkt arada. Direkt sıfır açmadık bile. Saim'den linkini koyarım açıklamaya. Rakşaks marka. Orijinal. Almak isteyenler alabilir. Güzel bir kilit. Neydi bunun adı? Kelebek. Kelebek çakma. Çekilir. Arkadaşlar bunun mantığı bu şekil. Bunu böyle vura 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 içine sokuyorsunuz. Bak bakalım içine girince nasıl gidiyor hemen. Arkadaşlar bu fırç takımının bir parçası. Şu bisikletin işte önündeki o bilye rulman takımı ucarçut bir şeyler var ya onun parçası. Arkadaşlar. Oğlum çok tatlı duruyor ama ha. Aga. Arkadaşlar çok yakıştı. Bir tek şu an maşa çalışma mesafesi 100 milim. Uzatacağız. O 120 ya da 130 olacak yani. Şu an çok küçük durdum aşa. 29 hiç sırtmadı ya. Oğlum o beni bir mutlu etti var ya. Ulan hiç beklemiyordum ben. Bildiğin hadi çok normaldir o. Oğlum cuk çakmışız var ya kelebeği şuna bak. Ulan var ya harbi. Aga hiçbir şey yok. Aga f***** de. Oğlum hiçbir şey yok. Başaralım biz gözlerimiz. Maşa yok biliyor musun videoda yap bak. Maşa yok abi videoda. Allah şahsın maşa yok. Satacağım dedikten sonra beni. Oğlum ne iş çeviriyorsunuz lan? Oğlum. Arkadaşlar maşa o kadar yağlı ki önden. Kara bacak sandım maşayı. Oğlum videoda bir görsen var ya. Öyle zaten aga. Gerçi arkadaşlar bu kapkarı zift gibi ya. Şuna bir baksanıza. Arkadaşlar şimdi ağır sanayiye geldim. Bisikletin lastiğine hava basacağım. Bu arada 10 saniye falan. O kadar hızlı şişliyor ki. Evet. Neredeyse yarılacak lastik. Aşırı şişti. Arkadaşlar şaka gibi ya. Lastiğin üzerine dokunayım dedim. Lastiğin üzerinde cam varmış. Lastik yerine bana girdi. Bak. Çok değişik. Şansa bakın ya. Belki benim elime girmese lastiğe girecek bir ton his çıkartacak. Vay anasını. Şansa bak ya. Çok yüksek be aga. Yapacağım bir şeyler. Yaparım şurada bana bakıyor. Oha çok temiz oldu ha. Hadi poz. Nasıl gaza geliyor? Ah bak olmadı. Sen beni çek bakayım. Thank you.
Oğlum ne gittim lan? Fail. Arkadaşlar bir bisikletle iki kişi tekrar garip çektik. Çok garip bir şey hareket ya. Zaten Türkiye'de yapan yok galiba. Hamza halka selamdır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devasa bir merdivene geldik. Baya baya dev gibi ya. Bakın şeyler ta şurada. Eren'le Hamza. Şeyler, cisimler. Yüksekte şöyle diyeyim. 1, 2, 3, 4. Kat falan şura en yukarısı. 4 katlı bir binanın yüksekliği. Baya büyük ya. Harbi büyük. Bak. Yani yüksekliği şöyle algılatayım. Bisiklet şurada. Duvar nerede hani? Fark etmişsinizdir büyüklüğü. Aha adamlar geliyor. Benim bile canım çekti lan. Turş boşunu alayım, en üstten geleceğim. Daha yukarısı mı var? Var var. Vay anasını. Hamza dedi çok çıkmayak, yorulduk. Ben şunu... Aslında çıksak durulurmuş. Abi aynen aynen, gel beraber çıkak yine. Ben de mi insan lan? Oğlum çok fena sarıyor. Abi istersen sen de git, ben video çekeyim aşağıda. Oğlum. Yıklandınız. Allah canım. Hadi. Şimdi ben de tarayacağım. Oha. Ulan. Yıllar sonra. Bir kanalı mı şey bir kanalı. Arkadaşlar freeride sürmeyi unutmuşum ya, böyle uçma kaçma işlerini. Bitwin'den sonra yok ya. O hani Bitwin... yıllar sonra. Bir Bitwin alayım göreceğiniz. Bitwin lazım. Seyton başı. Cemil Aybey'in bike'ı. Cemil abi götüm götüm gelirken durdu. Devam. Gel gel. Ha doktor bisiklet. Bugün tamam, yani tamam. Duramıyordum. Vallahi. Çok hızlandım. Aha oğlum. Allah aşkına bilecek nasıl. Ben... Hadi. Evet Cemil Bey, bugün ne hazırlıyorsunuz bize? Çek. Salamları koyduk. Oh Ramza Bey, neler yaptınız öyle? Arkadaşlar şifa. Buranın maliyeti, ekmek ne kadar? 10. Ekmek 10, salam 20. 14 liraya da alınabilir. Ben buraya hesabını yapacağım. İşte insan, adamların metrenin 5'i yırtılıyor, biz ne yapıyoruz? Neyse. Cips 30 lira, ortak girdi koyun lira der. Buraya hesabı çıkacak, 25-30 liralık bir kahvaltı işte. Kahvaltı. Mükemmel. Çok iyi. Oğlum. 10 numara var ya. Mükemmel. Harbiden güzel. Yedirin tamam. Yedirin. Nasıl sürüyor? Şifa. Oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni lastiklerimiz geldi. Bunları 2-3 gün önce sipariş etmiştim. Uygun bir fiyata denk getirdik. Diğer lastik biraz bitik ama yine de güzel. Bakın Şivalbe. Rapid. Bu hali bile gayet güzel tutar bence. Rapital. Bir de arkadaşlar bunun katlanır özelliği var.
Arkadaşlar bu lastik böyle ya. Telsiz lastik diye geçiyor, böyle katlanabiliyor. Hatta böyle düzelmiyor sonra. Değişik bir olay. Telsiz lastik arkadaşlar. İşte telsiz olduğu için de böyle katlanabilir özel dibine geliyor artık. Bilmiyorum, anlamı çok. Böyle güzel bir lastik, bayağı da hafif. Şimdi bunu Eren'in önüne takacağız. Eren'in arkada da zaten Schwalbe'nin ne modeli bu? Petalbert. Petalbert diye bir lastiği var, 2.40. Aradaki farkı göstereyim. Bir de bitik biraz bu. Bitik olmasa bayağı traktör lastiği gibi bir şey. Sesi kes.